ashabın %80'inden fazlası Medine'de vefat etmemiştir. Bu bile bir şey anlatsın size ya. Doğduğu veya hicret ettiği toprakta huzur içerisinde Medine'de vefat etmemişlerdir. Ebu Derda'nın kabri İran'da, Bartın'da iki yerde olduğu söylenir. Eyyub el-Ensari'nin ta 80 yaşında kalkmış İstanbul surlarının dibinde, Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Kafkaslara kadar, Balkanlara kadar uzanan coğrafyaya kadar ashab-ı kiram mücadele etmek için yer yer savaşarak, yer yer tebliğ amaçlı ama bulunduğu topraklardan kalkmış, rahatını bozmuş, oturduğu postun üzerinde canını, ruhunu teslim etmemiş. Böyle ve ma erselnake illa rahmetelil alemin olunur. Böyle bir peygamberin böyle ashabı, böyle mücadele içerisinde olursa ve ma erselnake illa rahmetelil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdiğin karşılığı bulunur. Aksi takdirde depresif psikolojik bunalımlarla uğraşan bizim gibi bir toplum meydana gelir. Fiziken karşımızda olmayan, elle tutulamayan, gözle görülemeyen psikolojik mücadele, ruhsal mücadele, huzursuzluk, rahmete nail olunamamış bir mücadele. Ve bunun tahsille de alakası yok. Hemen hemen hepimizin ailesinden, geçmişinden bir tane şehit vardır. Bilsen de bilmesen de. İki ceddin öteye git bir şehidin vardır. Biz böyle bir milletiz. Yani atamız, dedemiz böyle bir millet. Biz şimdi öyle miyiz o ayrı, o tartışılır. Şimdi biz dağıtım yeri bilmem nereye çıktı diye askerlikten kaçan torunlar olduk. Eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bizeyiz, daha yabancı yok ya hani. Yabancı var mı aramızda? Birbirine yabancıyız sadece. Aramızda dışarıdan yabancı yok da biz birbirimize yabancıyız.